Konsol oyundan merhaba sevgili izleyiciler. Code Vein. 2019'da mı çıkacaktı dostum? Evet. 2019'da Yok, çıkacak. Yok 2018'in sonunda. 2019... 2019 sayılır aslında. 2019'da. O <laughs> bir de görülür. 2017 yılında adamlar 2 sene öncesinden demolarını, alfalarını, betalarını, ıvırını, zıvırını yayınlamaya başladılar. Peki yani o kadar cıldız gözüküyordu ki zaten oyun başlangıçta. O kadar çirkin de gözüküyordu ki. Ya bir güzelleme... Olacaksa bile bu saatten sonra benim ilgimi çekmeyecekmiş gibi gözüküyor. Neydi abi oyunumuz? Tekrar hatırlayalım. Bandai Namco tarafından geliştirilen Dark Souls serisine benzetebileceğimiz ve evet, aynı zamanda evet. vampir temalı olan anime tarzını da benimsemiş olan ve çok ünlü bir anime stüdyosu tarafından ara sahneleri ee, çizilen bir oyun efendim kendileri. Dost beye bağlanıyoruz. Bir saniye bağlanayım abi. Döneyim mi? <laughs> Yok canım önden de bağlarım şurada. Evet dost bey <laughs> ne diyorsunuz konu hakkında? Ee, şimdi merak ettiğim şey acaba gidip UFO, UFO Table anlaşmaları son çare falan mıydı? UFO Table e, nadiren anime yapan yani çok fazla öyle her sene ya da her sezon anime basanlardan değil de nadiren çıkaran ama çıkardığı zaman da böyle kalite akın her tarafından böyle ekranı yalamak isteyeceğin tarz animasyonlar Ölnek yapan bir... Ve Örnek verebileceğiniz izliyor. birkaç film var mı? Yani Fate Zero, Fate Stay Night gibi şeyleri yapan e, seri. Hı hı. God Eater'ın mesela animesini yapmışlardı gene. Çok ilginç bir animasyon tekniği kullanmışlardı. Hem CGI gibi hem iki boyutlu gibi duruyordu. Çok ilginçti mesela çizimleri falan. E, genelde Fate üzerinde bayağı başarılı e, olan. Zamanında işte Garden of Sinners, Kuyokai gibi pek çok farklı şeyleri yapan bir stüdyodur. Yaptıkları zaman o dediğim gibi ekranı yalatırlar sana. Çok iyidir yani animasyon şeyleri. E, bu abimler de. Yani daha önceden mi anlaşmışlar ne zaman anlaşmışlar bilmiyorum ama ya da insanların açıkçası tepkisi neydi acaba Codeway'de onu da bilmiyorum ama gidip son çare olarak mı acaba anlaştı diye düşünmedim değil. Çünkü abi çok ciddi bir tarz çakışması hissediyorum ben bu oyunda. Sanki böyle bir şeyler sürekli uymuyor gibi. Şimdi adamlar diyorum ya Dark Souls'un oynanış mekaniğini alıyorlar. O ağır. Böyle Dark Souls'un özellikle mekanikleri ağırdır çünkü. Ka gerçekçi karakter modellerini kullanır. Gerçekçi böyle çok umutsuz bir şey verir sana. Atmosfer verir böyle hani. Ve yakın şey dövüşte gerçekçidir abi Yakın bu arada. dövüşte tabii canım gerçekçidir onun yani. Şey üzerine pozisyon üzerinedir. Stamina üzerinedir. Vurduğun şeyi iyi hesaplaman gerekir. Düşmanı bilmem. Silahının ağırlığı vesairesi. Yani böyle bir bir tarafta böyle bir sistem var. Sen bunu kendine temel alarak böyle bir oyun yapıyorsun. Ona göre onun zorluğunda o, o gerçekçiliği vermeye çalışıyorsun bir yandan. Ondan sonra gidip bu fo anlaşıp zaten karakter tasarımlarının en baştan bir gariplik olduğu belli. Biz söylüyorduk şey ki abi yani. Dünyası da boynum, bir oyun Niye böyle yani. diyorsun yani böyle bir. Hani Sonic çok iğrenç bir dünyası var. Böyle renklerin falan sönük olduğu. Ama karakterler rengarenk. Garip garip saçlar. Kocaman kocaman gözler falan. Ki ona kaç değilim. Anime sever bir insanım arkadaşlar. Ama yani bir uyumsuzluk şeyin bir var. tane tarzı olmalı. Bir uyumsuzluk var orada. Stillerde böyle bir sanat dizaynında bir sıkıntı var o oyunun. Yani altı şişe üstü top Her <laughs> taraftan ne Nereden tutsam elimde kalıyor. Ve şimdi adamlar öyle bir animasyonla çıkar geliyorlar ki karşımıza. Animasyonlarda karakterler uçuyor. Havalarda savaşıyorlar. Bilmem ne oluyor. Zart oluyor. Zurt oluyor falan. E ondan sonra arada bir oynanış görüntüsünü gösteriyor. Bir tane karakter. Niye? Niye? Salıyor. <laughs> ha bakın burada karşı Dark Souls gibi bir şey de bu tamam. Ne? Ne? Savaş böyle olur yani gerçekçi olduğu Ama zaman. Niye Ama niye ara sahneleri? Ama ara sahneleri. Devil May Cry oynuyormuş gibi falan. Anasını katil. Niye? 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 Ya ciddi bir sıkıntı var abi adamlar ne yapmak istediklerini kendileri de bilmiyorlar sanki nereye gitmek istediklerini bu oyunla birlikte hangi kitleye hitap etmek istediklerini kendi de bilmiyorlar bütün hepsini aynı anda hitap etmeye çalışıyorlar öyle bir şey mümkün değil öyle bir şey yapamazsın bir yerden alırsın onun direkt tatlı oyuncu kitlesini tatmin edersin bir taraftan e, şeyleri anime severleri mutlu edeyim diyorsun bir taraftan dark souls severleri mutlu edeyim diyorsun bir taraftan devil may cry severleri mutlu edeyim diyorsun ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Yani daha oyunla alakalı elimize geçmedi oynamıştı hiçbir şey görmedik ama bu kadar itici bulduğuma inanamıyorum yani. ya ben ilk ama. oynanış videosuna büyük hayal <laughs> kırıklığına uğradım. Daha ilk ee, bu arada evet sanatsal tarzı da işin içerisinde bu, Hı -hı. bu nasıl bir dünya lan dedim böyle. Beni o konuda birazcık şey de sinirlendirmişti. Ya yani sinirlendirmişti demeyeyim ama Tuhaf bulduğum yerler var. Siders'ın bazı bölümlerinde evet. aynı şekilde Hı -hı. ne oluyoruz Abi ya Dark falan. Darksiders da öyle. O da <gülüyor> <gülüyor> her yerden bir şeyler alıyor. Yani burada. karman çorman böyle bir şeyler Hı -hı. yapmaya çalışıyor vesaire. Bu oyunda da onu hissettim açıkçası. Yani kendi olmaya çalışmayan her yerden bir şeyler almaya çalışan bir olun öyle olunca yani bunu oynayana kadar hani Dark Souls oynamadım ama giderim bir daha Dark Souls oynarım diyorsun. Hı -hı. Yani bunu ya çünkü zaman özellikle bizim gibi oyuncular için ilerledikçe Kıymetli hale geliyor ya. Hı hı. Abi bazı oyunları açık konuşayım ben. Hiç yani. Kabına bakarak şey yapmamak lazım derler ya. Bir kitabı şeyinden kabından kapağına bakarak bilmem ne falan yapma hesabı. Ama oyunlarda onu yapmaya başladım abi. Ki ben şunu da gördüm. bunu Yanlış anlaşılma olmasın. Kibirlenmek için falan söylemiyoruz ama. Abi 2-3 tane oynanış videosundan bir oyunun ne olduğunu anlıyorsun. Hı, tabii canım. Tamam mı? Bundan diyorsun bir cacık olmaz. Abi, tabii 2 senesi var önünde. Neredeyse. Ve bu iki senede belki de Tamamen Silvash'tan yapacaklar. Ne oyunlar gördük. Metal Gear Rising'leri gördük. Ee, çok daha iyi olacaktı. Bambaşka bir şey oldu. Kötü dediğimiz oyunlar çok daha iyi çıktı. Bizi şaşırttı. Ama e, bu oyunun her şeyden önce ne olacağına karar vermesi lazım. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum o yüzden dosta. Yani sinematik sahnelerle oyun içi sahnelerin evet birbiriyle uyum sağlaması lazım. Çok güzel bir noktadan yakaladı. Bazı oyunlarda onu yaşıyorsun. Oyunun kendi içeriğinde o kadar heyecan, o kadar aksiyon, o kadar derinlik yokken ara sahnede abanmış da abanmış. E abi bırak o zaman gitsin ama filmi yap yani. Ne evet. beni uğraştır ne kendini uğraştır. Metal Gear Solid 4 gibi mesela. Ha. Alayım da 10-15 liraya şeyimi, biletimi. 5 liraya da popcornumu alayım abi oturayım. Sen şey çek filmini. Ben yiyeyim izleyeyim abi bu kadar basit. Yani uğraşma. 60 dolar para vereceksin. Eh. Yani oradan buradan aparma şey oyun. Abi bu oyunların da zaten baktığın zaman 20-30 dolar. Evet. Yani bir indie stüdyo oyunu gibi duruyor Aynen ya. Aynen öyle görsel olarak bayağı indie stüdyo gibi Yani oluyor. böyle şey bazı hazır şeylerden almışlar. Asetleri, yani. Asetleri alıp koymuşlar alıp 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 böyle. Bandai şey. Namco diyorsun. Lan yine dünya kadar gömdük ya. Ama oyun çok güzel. <laughs> Müthiş bir oyun yani inanılmaz keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Yok be hiç gerek yok. Bu kitle zaten sevmiyorlar. O ne abi Çin çizgi filmi gibi <gülüyor> <gülüyor> diyor zaten. O yüzden sıkıntı etme. Bilemiyorum abi bilemiyorum. Ne olacak bilmiyorum ya. Siz Japon Çin'den gavur olmuşsunuz diyor bize. Çin'den çünkü GTA çünkü şey ya Halis <laughs> Muris Türk oyunu ya ondan dolayı gavur oluyormuşuz ya, Japon oyunu oynayınca. Tabii canım Witcher'ı da zaten şeyde geliştiriyorlar Medine'de geliştiriyorlar <laughs> <laughs> ne diyeyim abi. Öyle, neyse efendim ee, bir başka videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Bugün de çok gömdük <laughs> ama yani <laughs> neyse abi ne diyeyim ya? bunu şey gibi zannediyor insanlar ee, işte burnundan kıl aldırmıyorlar elit takılmaya çalışıyorlar ne diyorlar ne, niş takılmaya çalışıyorlar. Kendilerini üst statüde görüyorlar. Hiçbir alakası yok. Bir oyunu beğenmemek de kendini üst statüde. Arkadaş gel sen beni bir de dört vesayet değiştirerek eve giderken gör. Nasıl sürtüyorum? <laughs> nasıl bir statüymüş o? Bir de bana anlat. Ha, e, tabii ara sıra İdo'ya bindiğim zaman Hissediyorum onu. 9 liraya basınca bile oh diyorum ya tamam şarabı da alıyorum böyle elime. <laughs> ya arkadaş o neden dik oyundu öyle falan diyorum ama onun dışında baya bildiğim minibüse falan verip 1,5 lirayla böyle eciş bücüş gidip geliyorum arkadaşlar. hak dost öyle. Yani biz elit değiliz arkadaşlar. Sadece bazı oyunlar ciddi anlamda kötü. Ve eleştirmeyi hak ediyorlar. Neyse efendim. Bir Elit olsaydım Star Wars'u beğenmezdim. Aha! <laughs> <laughs> yeah! Falan diyormuşum. <laughs> Efendim bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.